Kehanetleriyle ünlü dizi Simpsonlar, koronavirüs, kripto para, Trump'ın başkan seçilmesi gibi kehanetleri şaşkınlık yaratmıştı. Thank God for that Turkish freighter. And we must get these season 1 Northern Exposure DVDs to Karaman Maras. Selam. Yine sizler için oldukça enteresan bir video çekiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda ülkemizde büyük bir deprem yaşandı ve gerçekten ülkece mahvolduk, ciddi kayıplar yaşadık. Öncelikle bu depremde hayatını ve evini kaybeden herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Her şey daha güzel olacak inşallah. Tabii biz de elimizden gelen her desteği yapacağız. Sizleri mutlu etmek için video üretmeye devam edeceğiz. Kanalımıza uzun süredir üye olan Queen Rosie, Ravza Nur, Reyhan ve Rukiye'ye teşekkürler. Siz de özel ayrıcalıklar için kanalımıza üye olabilirsiniz. Gizem videolarına ilgili biriyseniz bu videoya kesinlikle like atın. Çünkü iyi bir beğeni gelirse bayağı ürkünç ve gizemli bir video sizleri bekliyor olacak. O zaman abone de olduysanız şok olmaya hazır mısınız? Hatırlarsanız önceki videolarımızda Simpsonların bildiği çoğu şeyden bahsetmiştik. BTS grubu, koronavirüsü, Trump'ın başkan seçilmesi, Kobe Bryant'ın ölümü ve daha birçok şey. O videomuzu da bundan sonra izleyebilirsiniz. Peki sırada ne var? Evet, yaşadığımız o büyük deprem. Ama ondan önce Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bile yayınladıkları bir bölümde gösterdiler. Lady, please. Get back in your overturned car. Let the guys handle this. We'll deal with him, your... I haven't had an easy life. I've seen my country ravaged by war, my family torn by tragedy, and then, as I was innocent... Evet, geleceği Allah'tan başka kimse görmez. Ama bu gerçekten ilginç. Siz ne düşünüyorsunuz? Simpsonların deprem hakkındaki kehanetini anlatmadan önce Japonların depremler hakkında ne kadar bilinçli olduklarından bahsetmek istiyorum. Japonya'da her yıl neredeyse 4800 deprem yaşanıyor. İgi. Ve bu depremler çok çok büyük olmasına rağmen oradaki kimsenin burnu bile kanamıyor. Bunun sebebi ise izolatör sistemi. Zemin ve bina arasına esnek raylar yerleştirilerek depremi hissetmeniz en aza indiriliyor. Ve Japonlar bu yöntem sayesinde tüm depremleri hasarsız ve can kaybı olmadan atlatıyor. Ve can yakan da ne biliyor musunuz? Bu izolatör sistemini bir zamanlar Mimar Sinan kendi yapılarında kullanıyordu. Yani yöntem bizim milletimize ait olmasına rağmen Japonlar faydalanıyor. İçler acısı gerçekten. Şimdi ise Simpsonların deprem hakkındaki o bölümüne bir bakalım. Oh, thank God for that Turkish freighter. Now we'll just go get him and... My kids are on your boat! Turn back! I see no kids, and we must get these season 1 Northern Exposure DVDs to Karaman Maras! Gördüğünüz gibi filmde Kahramanmaraş'a gemiyle yardım yapıldığı söyleniyor. Yardımın sebebi söylenmemiş olsa da bu durum ilginç geliyor gerçekten.
Ve videonun altına yapılan bu yorum da gerçekten çok konuşuldu. Özellikle de 3 yıl önce yazılması. Sizce de tüm bunlar çok garip değil mi? Ve beni en çok şaşırtan detay ise bölümün sonunda çıkan yazı. Gerçekten gördüğümde çok şaşırdım arkadaşlar. İstanbul, Constantinople now. It's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone. Constantinople now. Church delight on a moonlit night. Istanbul. Simpsonların bu bölümünün son sahnesinde bir mehtaplı gecede İstanbul diyor. Yoksa deprem sırası İstanbul'da bir gece saatinde mi olacak? Ürpertici gerçekten. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Çünkü İstanbul gerçekten önemli bir şehrimiz. Ve zarar görürse yaşanacak zorluklardan bile bahsetmek istemiyorum. Simpsonların bu kehanetleri o kadar çok konuşuldu ki haberlere bile çıktı. Haberde Simpsonları baştan sona kadar izleyip tüm kehanetleri bulan kişiye büyük bir para ödülü vereceği açıklandı. Simpsonların her bölümünü izleyip kehanetleri bulana $7,000 ödeyecek. Trump'ın ABD başkanı olması... How are they gonna beat ISIS? I don't think it's gonna happen. Koronavirüs salgını, efsaneleşen çizgi dizi Simpsonlar yine gündemde. Peki siz tüm bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Simpsonların bizden sakladığı bir şey mi var? Yoksa hepsi tesadüf olabilir mi? Yorumlara yazın bakalım. Sadece Simpsonlar değil, geleceği gördüğü söylenen bir film daha var. Sizce ne? Elbette Selena. Bunun hakkında daha önce bir short videosu yapmıştık. Geleceği bilen Türk dizisi. Evet, Selena dizisi 10 yıl sonra olacak, çoğu şeyi önceden bildi. Tıpkı videosunu çektiğimiz Simpsonlar gibi. Birçok olayı önceden biliyordu. Aman yarabbim, Türkçe ne biliyor bu Arap? Ailesini savaşta kaybetmiş aslında. Size doğru düzgün birini göndereceğini. Baksana savaştan çıkmış. Arabi gönderdi canım. Rab tatlısı. Koronayı bildiler. Çin gribi. Ya bu aralar acayip salgınmış. Bence dikkat edin, üşütmüşsünüz. Eminim. Siz okula girmeden yakalayıp Çin gribi vermiş. Okullar tatil oldu dedik. Ekonomik krizi bildiler. Nasıl Türkiye? Yarın bir ekonomik kriz oldu diyelim. Yani her şey sürpriz. Bu dünya acımasız. Sen de uyan artık. Şimdi kolay ama 10 sene sonra ne olacak? Sizce de çok ilginç değil mi? Dizide geçen her şey gerçekleşti. Peki sıradaki ne? Yoksa finaldeki gibi meteor düşmesi mi? Selena'nın bir bölümünde İstanbul'da büyük bir deprem olduğunu ve her yerin yıkılıp yok olduğu gösteriliyor. Bu da birçok kişinin aklını karıştırdı. Burası İstanbul mu şimdi? Evet, İstanbul. Ve işte 40 sene sonraki İstanbul Boğazı'nın hali. Selena! Ne oluyor lan ya? Sen deprem oluyor, ben nasıl seveceğim? Çok şiddetindeydi. İnsanlar artık böyle şeyler yapmıyor. İnsanlar depremde yıkılan evleri yağmalıyor. Peki sizce Selena'nın bilmesi bir tesadüf mü? Ben denk gelmiş diye düşünüyorum. Fakat sizin fikirlerinizi de gerçekten merak ettim. Evet arkadaşlar, siz videodaki kehanetlerden en çok hangisine şaşırdınız? Ve sizce bunlar bir tesadüf mü? Yoksa gerçekten geleceği görebiliyorlar mı? Fikirlerinizi yoruma yazın. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. 20.000 beğenide bu tür gizemlerin devamı gelecek. Tüm bunları yaptıysanız başka bir videoya kadar... Hoşça kalın, bilgiyle kalın.